Özlem Yılmaz. Özlem Yılmaz lütfen dahiliyeye sayın Özlem Yılmaz, sayın Özlem Yılmaz. Yanında el çantasına, yanında el çıtlatılmasına karşı fobim varmış. Yani şuna mı? Bunlara mı? Bunlara. Şuna? Ya olsun. Fanatik Fenerbahçeliymiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Arkadaşları neymiş? Arayıp zaman aradığı zaman telefonu açarken şarkı söyleyerek. Şarkı söylemeyi severim ama güzel söylediğim asla. Aynı türküyü senden de şimdi istemez misiniz? Bir tane söylemez misin bize çok ufak bir şey? Gerçekten sesim kötü. Kim söyledi onu? Bunu seni sevmeyen birisi söylemiş. Bayağı söyle rezil ol diyorlar. Yok, şaka bir daha söylemesen tabii. Geçen sene abinden gelen bilgiler. Geçen sene abisiyle karşılıklı amuda kalkıp ayaklarını birleştirmeye çalışırlarken nasıl bir aile yapınız var? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Ailesiyle geçen sene. Kaç yaşındasınız Özlem? 26. 26. Abin kaç geçen yaşında? Geçen sene değil, 2-3 sene falan oldu. 2-3 yani. Sene. Ben 23. Abin kaç yaşında? 78'li. 90 kiloydu bir de o zaman. Siz ne yapıyorsunuz evde, annenler, babanlar, ailece boş zamanlarınızda amuda kalkıp ayaklarını birleştirin? Nasıl bir eğlenme metodu orada doğru? Şöyle bir şey var. Yer halı flexti o zaman evde. Abim de yeğenime bir şeyler gösteriyor falan filan. Dedim ki abi amuda kalkabilir misin? Kalkarım dedi. Tamam dedim, ben de kalkayım o zaman, ayaklarımızı birleştirelim falan dedim. Niye böyle bir şey istediysen? Niye istedin böyle? Onu soruyoruz yani. Niye böyle bir şey istedin diye. Aileye bak, otururken hadi hanım amuda kalkıp bir ayaklarını. Eğlenceli aile ama değil mi yani? Sonrasında ben amuda kalktım. Kalksana hadi dedim. Abim kalktığı gibi benim üstüme düştü. Benim kafa yerde. Kafayı çektim, halı flex'e sürttüm. Halı flex'e, oy yanar. Daha sonrasında alnımda bayağı bir böyle yanık iziyle gezdim. Hatta o dönemde dizim vardı. Aile, senin tam alnın senin yanarken Çamokan'ın anne gelip senin enseden tutuyor. Yine aynı anne yine yanıktan kurtarıyorlar. Meğer kardeşmiş. Ben sana söyleyeyim, sen içindeki çocuk seni öldürmeden sen onu öldür yoksa gideceksin. Abisi küçükken karşısındaki koltuğa oturup terlik fırlatırmış. Aile çok acayip bir aile. Terlik fırlatması bir şey değil. Abisi buna terlik fırlatıyor. Hikayenin devamı enteresan. Sonra da fırlattığı terliği geri bu getiriyor. Abisi yeniden fırlatıyor. Ya abi ya. Ne acayipsiniz arkadaş siz ya. Biz de ekranda sizi görünce hanım hanımcık falan böyle bir şey oluyor zannediyor. Bunlar evde amuda kalkıyor. Terlik fırlatıyor. Koş getir falan diyor. Küçükken eşek dedi diye, oh be abim ne yaptınız bu ya? Küçükken eşek dedi diye abisi kafasını krizete sokup sifonu çekmiş. Oh. Ya. Şimdi bunlar filmin gişesinden düşer mi? Bir hastat olarak düşer mi bilmiyoruz tabii ama... Abin kafanı krizete sokup sifonu mu çekti? Sen onun senin abin olduğundan emin misin? Yani önce bir o konuyu hala bir şey yapmak mi lazım? Evet, çok severim abimi. Allah Allah. Elinden dondurmasını alıp komple yalayıp geri vermiş Özlem'e. Ya biz senin abini konuşalım be. Vallahi abin daha acayipmiş yani. İzliyor mu abin şu anda? İzliyordur muhtemelen. Eve gidince ne yapacak? Benim kızarmamı izliyordu. Ne yapacaksın eve gidince? Amuda kalkacaksın. Abiciğim ben geldim. Haydi. Hakkının yendiğini düşünürse pire için yorgan yakarmış. Küçük bir defteri varmış. Hayatıyla ilgili her şeyi yazarmış. Hatta evlendiğinde evine alacaklarının listesini de o deftere yazarmış. Nişanlından gelen bilgiler. Nişanlısı hukuk fakültesinde öğretim görevlisiymiş. Burada mı nişanlısı şu anda? Yine aynı amcanın kızı alkışlıyor ya. Ya o aile de amca kılıç kullanıyor. Nişanlısı hukuk fakültesinde öğretim görevlisiymiş. Özlem Hanım'ın adalet duygusu o kadar yüksekmiş ki... ...ikinci sınıf hukuk öğrencisi kadar hukuk bilgisi biliyor. Bu hukuk okumadan adalet duygundan dolayı. Evet.
Aslında böyle girilse ya fakültelere. Yani matematik duygum çok gelişti falan ya ben diye. Ben biraz böyle kandırılmaya falan şeyim. Müsaitsin. Hayır. Değilsin. Yani yasal haklarım ne bilmek istiyorum. Ha. Hani onu da nişanlım dolayısıyla daha da net harika. Öğrendim. Bilgisini teyit etmek için hukuk sertifika programına katılıp sınava girmiş ve çok yüksek puan almışsın. Yeni bir şey öğrenme konusunda çok yetenekliymişsin, çok kolay öğrenemişsin. Çok cesur görünürmüşsün ama iğneden bile korkarmışsın diye nişanlından gelen bilgilerde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,